Yüzyıllarca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır yaylaları. Hititlerin, Urartuların, Perslerin, Ermenilerin, Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girmiştir. Yayla derenin ilk adı Holhol'dur. Holhol, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sarı Tosun'a bağlı bir köy iken 4 Temmuz 1987 tarihinde Bingöl'e bağlı bir ilçe haline gelmiştir. Buradaki insanların büyük bir kısmı Horasan'dan gelmiştir. Önce Samsun Havza'ya, oradan da Erzurum, Erzincan, Tunceli'ye ve son olarak da Yayladere'ye yerleşmişlerdir. Yayladere, doğuda Kiğı, kuzeybatıda Plümür, güneybatıda Nazmiye, güneyde ise Elazığ'ın Karakoçan ilçesiyle komşudur. Yaklaşık 1650 metre yükseklikte yer alır. Yayladere'nin her yanı dağlarla çevrilidir. Bingöl'ün en küçük ilçesi olan Yayladere'nin il merkezine uzaklığı 110 kilometredir. İlçenin 6 mahalle ve 20 köyü bulunmaktadır. Yayladere sınırları içerisindeki en yüksek dağ olan Sülbüs Dağı, Yayladere'nin kuzeybatısında yer alan volkanik bir dağdır. Dağın yüksekliği 2884 metredir. Dağla ilgili çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Rivayete göre genç bir delikanlı olan Sülbüs, Güzeller Güzeli Tarya adındaki genç bir kıza aşık olur. Bu iki gencin kavuşmasını istemeyen bir cadının yaptığı büyüler yüzünden Sülbüs ile Tari birbirlerine kavuşamazlar. Bunun üzerine ikisi de üzüntüden ölür. İki aşığın öldükten sonra da kavuşmalarını istemeyen cadı, iki aşığın arasında dikenli bir çalı şeklinde filizlenerek onları sonsuza dek ayırır. Sülbüs ile Tari birbirine yakın olup da kavuşamayan, iki gencin ayrılığını temsil eden iki ayrı dağdır. Başka bir rivayete göre ise Sülbüs, Hızır'ın mekanıdır. Yöre halkı onun beyaz bir atın üstünde yıldırım hızıyla gelerek yoksullara yardım ettiğine inanır. Bu sebeple yöre halkı buraya sık sık ziyaret eder. Burada kurbanlar keser ve dileklerde bulunur. Yavuztaş köyünde Tarutoşu adında bir sarp kayalık vardır. Bu kayalığın güneyinde bulunan Hasköy'e yakın bir yerde de şifalı bir kaplıca vardır. Yayladere Seter köyü yakınlarında var olan Pargasur Şelalesi yöreye eşsiz bir güzellik katmıştır. Burada çok eski tarihlerde yaşamın olduğu söylenmektedir. Bölgede bulunan mağara şeklindeki kalıntılar tarih kokmaktadır. Bu tarihi kalıntılar vatandaşlar tarafından kayıp şehir olarak adlandırılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölgedeki araştırmaları ise hala devam etmektedir. İlçenin güneyinden geçen ve Keban Baraj Gölü'ne dökülen Peri Suyu, Elazığ ve Bingöl topraklarını birbirinden ayırır. Bu akarsu üzerinde kurulmuş olan Özüce Barajı'nın önemli bir kısmı tamamlanmıştır. İlkbahar aylarında Sülbüs Dağı ve eteklerinde çıkan çarşit, yöre halkının ifadesiyle kınkor adı verilen mantarlar yetişmektedir. Yayladere'nin nüfusu ise 2139'dur. Bu nüfusun 959'u ilçe merkezinde, 1180'i ise köy ve beldelerde yaşamaktadır. Yöre halkı geçmiş yıllarda çeşitli nedenler ve ekonomik sıkıntılardan dolayı İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere ve Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa gibi dış ülkelere göç etmiştir. Dipnot olarak ekleyecek olursak
Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın tek Türk öğrencisi de bir yayladerelidir. Büyük şehirlere ve dış ülkelere göç eden yayladereliler, yurdun birçok yerinde kalifiye eleman, işçi, doktor, öğretmen, hakim olarak çalışmaktadırlar. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu bölgede genellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Yayladere'de daha çok arıcılık tercih edilmektedir. Zengin bitki çeşitliliğine sahip bu ilçede üretilen bal, en iyi ve en kaliteli şekilde üretilmektedir. Yayladere'de düğünlerde gelinin başına elma atma geleneği hala mevcuttur. Damat, gelin at üzerindeyken 3 adet elmayı gelinin kafasına atar. Yöre halkı bu ritüelin bolluk ve bereketlik getireceğine inanır. Düğünlerde oynanan 3 ayak, delilo, dik halay, temir ağa, tanzara, çayda çıra gibi halaylar Yayladere'nin vazgeçilmez geleneklerindendir. Çok aile kendi yaptığı ekmeği tüketmektedir. Yayladere'de daha ziyade hamura dayalı olarak yapılan zırfet, gömme, sir, erişte, tutmaç, keşkek gibi yemekler en çok yapılan yemek türlerindendir. Yayladere'de yaz vaktinde kışa hazırlıklar yapılır. Hemen hemen her evde de kışın vazgeçilmezi olan kavurmalar yapılır. Yayladere'de mevsimleri kesin bir şekilde birbirinden ayırmak zordur. Kasım ayı ile birlikte Yayladere'ye merhaba diyen kar, zaman zaman Nisan ayına kadar yağmaya devam eder. Kış boyunca beyaz gelinliğini giyen Yayladere, İlkbaharın gelişiyle birlikte rengarenk çiçeklerle bezenmiş elbisesini giyer. Yazın gelişiyle birlikte daha da canlanır Yayladere. Akan derelerin sesiyle, temiz havasıyla, kuş cıvıltılarıyla şenlenir yürekler.